Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Bulabot for Treasure'da biliyorsunuz ki bir öncekinde arkadaşlar bir video çekmiştim uçan arabayla ilgili. Bugün de size uçan arabanın yapımının mekaniğini göstereceğim. Tabii ki de tamamen göstermeyeceğim yani. Tamamen dediğim arkadaşlar şu. Bakın örneğin ben böyle lastiğin içini kapladım. Buraya metalle falan geçirdim. Onları göstermeyeceğim. Sadece mekanizmayı göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle bize lazım olan şeyler. Bir adet pilot koltuğu, şu sandalyenin olması gerek yok. 4 tane 4 tane tekerlek, 3 tane sağ sol apan, 1 tane dümdüz giden, 2 tane servo, tornavida, İngiliz anahtarı, boyaya tam gerek yok. Şu çubuklardan, eski lastikten 2 tane ve 3 tane mıknatıs. Onları nereden alacağımız diye sorarsanız mıknatıslar buradan, o eski lastikte buradan ve servo da buradan geliyor. Pilot koltuğu zaten ne yazık ki buradan geliyor arkadaşlar. Bu işte bu kısmı biraz zor. Ben sold bunları aldığım için şu metre ve İngiliz anahtarı da buradan alınıyor. Evet, şimdi bu aracın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle şuradan manning levelimizi kırmızıya indirelim. Sonra kapatabiliriz. 2 tane blok koyacağız. Tamam mı? Ondan sonrası arkadaşlar buradan geliyoruz. Bir tane eski tekerlek, şunları siliyoruz ve arkasını şöyle bir şekilde arkadaki tekerleklerden koyuyoruz arkadaşlar. Siz bunu istediğiniz blokla yapabilirsiniz. Ben şu ankini metalle yapacağım. Tam şuraya metal koyuyorsunuz. Ve bir tane de buraya metal koyuyoruz. Ondan sonra size şu çubuklardan tam şöyle olacak şekilde öne bir tane, arkaya iki tane, burada da göstereyim, şöyle oraya koyduktan sonra şöyle göstereyim, öne bir tane koyun, arka taraf yani şöyle şuraya bakacak kısım ise iki tane koymanız gerekecektir. Evet, şimdi ise aslında öne de iki tane koyduk, doğru. Evet, bir dakika, ilk önce şu mıknatısı yapmamız lazım ki orayı belirleyelim. Bakın R'ye basıyoruz, bir daha R'ye basıyoruz. Şuraya doğru bakacak, yani arkaya doğru bakacak. Şöyle bir mıknatıs koyacağız. Bakın buraya lastiğin tam ortasına yerleştiriyorsunuz. İki tane de buraya bakacak şekilde bir mıknatıs koyacağız. Aa, helikoptere geçiyor. Neyse. Evet arkadaşlar, bunları yaptıktan sonra şuraya bir pilot koltuğu koyacağız. Ondan sonra evet. Şimdi öne iki tane yapmayacağız. Öne sadece bir tane, şu mıknatısın hizasına kadar. Buradaysa mıknatısı geçecek bir hizada. Evet, şimdi yapacağımız şey ise arkadaşlar hemen gösterelim. Servo alacağız. Ben şuraya servoyu alacağım. Evet, servoları aldıktan sonra bunları rotator ile ellemiyorsunuz. Şuraya bir tane koyuyoruz. Şu beyaz kısmı var ya, şu beyaz kısmı. Orası içte kalıyor, burası dışta kalıyor. Buraya da aynısını yapıyorsunuz. Beyaz kısım içte, şu kısım dışta. Sonra ise arkadaşlar yine istediğinizle tam şu hizadan olacak şekilde bunları böyle koyuyoruz. Fakat şuraya ekstra bir tane daha koyacağız. Aynısını buraya da yapalım. Bundan kalmadı. Şundan devam edeceğim. Birazcık masraflı oluyor arkadaşlar ama en sonunda gerçekten güzel oluyor. Evet, şimdi lastiklerimize geçelim isterseniz. Lastiklerimizden ilk olarak şu ön tekerlekleri arkadaşlar şuraya olacak şekilde şöyle bir şekilde koyuyorsunuz. Bir tane daha ön tekerlek alacağız. Buraya da ön tekerlek koyacağız. Yani sağ sol yapan tekerlek. Arkadaşlar ondan sonra ise şimdi burada geldik, işte burası 4 tane tahta blok yani koyuyorsunuz. 1 2 3 4, herhangi bir blok olabilir ama bunları sonra sileceğiz. Sonra bir tane çubuk alıp yan çeviriyorsunuz ve bakın tam şöyle, bakın tam buraya gelecek şekilde, şu konuma gelecek şekilde arkadaşlar bunu buraya yerleştiriyorsunuz. Sonra bunları siliyoruz. Tamam. Aynısını buraya da yapalım. 4 tane koyalım. 1, 2, 3, 4. Aha, saymayı öğrendik. Hemen buraya da aynısını yapalım.
Şöyle bir tık daha kaldırıyorum. Bir tık daha kaymaz zaten. Heh, koyduk, evet. Şimdi ise arkadaşlar buradan sonra buraya bir tane daha ön tekerlek, yok buraya arka tekerlek, buraya şu kırmızı, bakın işareti kırmızı ya, bu bundan koyuyoruz. Tam olarak şöyle olacak şekilde ve eşit olmaları lazım. Bakın bunun rengi böyle daha koyu, bununkiler daha açık arkadaşlar. Bakın bunlar daha açık, buraya da daha açık. Yani sağ sol yapabilen tekerlek koyacağız. Evet, şu an bir mekaniğimiz bitmiş durumda. Ama şimdi, yani daha tam bitmedi sayılır aslında. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey switch. Siz burayı, bu switchlerin istediğini koyabilirsiniz. Bu da olur. Ama buton olmaz, bakın bu da olur. Ama bu olmaz, bakın bu olmaz. Bu olmaz. Bakın, çünkü o bir kere basıyor sonra bırakıyor böyle. O bu, o yüzden bu olmaz. Ben arkadaşlar yine bundan kullanacağım. Bunlar iyi, ama ilk önce pilot koltuğu koyalım. Normal araba tekerleği olmaz. Uçarken kontrol veremezsiniz. Tam şöyle bir şekilde koyuyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar bakın burada şu hata yap, böyle koymuyorsunuz. R'ye basıyorsunuz, bir daha basıyorsunuz. Kırmızı tarafı koltuğun arkasına doğru bakması lazım. Yani şöyle. Tamam. Sonra ise her şeyi seçiyorsunuz. Bir dakika, ilk önce switchleri silelim. Bir dakika, buraya yanlış bir şey oldu. Switchlerimizi silelim. 4'e basıyoruz İngiliz anahtarıyla. Ne varsa hepsini siliyoruz. Ay, silmiyoruz ya, pardon. Silmiyoruz yani, tıklıyoruz. Hepsiyle koltuğa tıklıyoruz, tamam mı? Koltukta arkadaşlar sadece şu mıknatısları seçiyorsunuz. Ve koltuğa tıklayıp aktif F. İşte bu kısmı tabletten yapmak imkansız. Yani aslında imkanlı. Ama tabletten yaparken arkadaşlar bunlara tıklamamanız lazım. Şu mıknatıslara zaten otomatik ayarlanmış oluyor. Neyse, şimdi ilk switchimizi buraya koyuyoruz. Bu lastiklere çalışan switch olacak. O yüzden de servolarımızı bu switchten şöyle yapacağız. Bakın bunlar servo. Şu dönenler. Servoları seçip bu switch'e bağlayacağız. Bu switch'in hiçbir şey çalıştırmaması lazım. Sadece lastik. Bakın hiçbir mıknatıs çalışmadı. Sadece lastikler. Bu lastik niye dönmüyor? Ona bakacağım. Hakikaten bu lastik niye dönmüyor? Bunu anlamadım. Niye dönmüyor bu? Bir dakika, şunu silip koyalım arkadaşlar. Bu lastikte bir sıkıntı oluştu. Niyeyse dönmedi. Tamam. Şimdi tekrar deneyelim. Ama bunda olmaması lazım. Bunda olacak. Aa, bu niye dönmüyor ya? Arkadaşlar bunun niye dönmediğini bilen var mı? Mesela başka bir şey falan bağlandı. Hayır. Yine olmadı. Oğlum bu arka tekerlek. Aa, sadece arka tekerlek dönmedi. Ama buraya ön koyarsak olmaz ki. Deneyelim. Öyle deneyelim arkadaşlar. Eğer olmazsa burayı yine arka tekerleğe çeviririz. Ama olma, yani olur herhalde önle de. Olmazsa orayı yine arka tekerleğe çevireceğim. Bakın şimdi dönüyor. Arka tekerlek dönmüyor. Şimdi bunlar ileri. Hepsi ileri dönüyor değil mi? Evet. Tamam, böyle yaptıktan sonra ise arkadaşlar buraya bir tane daha switch koyuyoruz. Bu da kırmızı kısmı size bakacak şekilde, ya bu bize doğru bakmıyor. Bunu düzeltelim. Bu yine sadece lastiklere bağlandı. Bu switch ise sadece servoları bağlayacağız. Servoları da buna bağlıymış zaten. Heh. Tamam, switchimize servoları bağladık. Şimdi arkadaşlar ben bunu yeni bir yere kaydedeceğim. Şurası uygundur buna. Tamam. İçi boş zaten, ama bunun içi boş. Şimdi buraya bunu koyacağız, tamam mı? Sakayatol ançoyu kapatıyoruz. Ondan sonra ise bu tuşa bastığımızda bakın şu an tek bir sıkıntı var. Onun ne olduğunu hemen şimdi size söyleyeceğim. Birinci olarak koltuk servolara bağlanmış ve switch, yani şu şeylere bağlanmış.
Peki bu çalışıyor mu? Bastığımızda. Evet çalışıyor, bir dakika. Bunu tekrar loadlayalım. Koltuk ve o switch saçma sapan şeylere bağlandığı için orada bir teknik sıkıntımız oldu. Şuradaki switchimiz şuna bağlanmış. Bunu kaldıracağım. Buna bağlanmış mı? Bağlanmış, tamam. Servoları koltuktan... Aa, buna bağlanmamış zaten. Dur, tamam. Ama şu servoya bağlanmış bu koltuk. Bu mu bağlanmış? Aynen, servolara bu bağlanmış, tamam. Bunları sürttük mü? Evet. Tamam, tekrar deneyelim hemen save deyip. Buna bastığımızda... Evet, çünkü o da ön tekerlek. Sanırım o yüzden çalışmıyor. Bir dakika, bir düzelsin şu. Şuna basacağım. Ha evet, durun arkadaşlar, bir şey unuttuk. Evet, bir şey unuttuk. Onu da yapmamız lazımdı. Evet, ona devam edelim isterseniz. Onu unuttuk. Evet, özür dilerim. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı loadlıyorum. Servo engine angle'ı şey yapmayı unuttuk. Şurada sekelet ol diyoruz. Bakın tornavidayı basıyoruz. Sekelet ol diyoruz. Sonra ise servo torkiyeyi turuncu yapıyoruz. Bakın şimdi çalışacak. Hemen deneyelim. Bu ne alaka bu? F'ye bastığımızda aracımız uçuyor. Bakın, hatta sonuna gidelim hemen. Şu switch'te yine bir sıkıntı olmuş. Onu da düzelteceğim arkadaşlar. İlk önce bir sona gitmeye çalışalım. Launch demedim. Launch demeden bile sayıyor zaten sola gittiğimizi. Evet, araç böyle bazen dengesini kaybeder. O normal arkadaşlar. Sonuçta uçuyor yani. Denge kaybedebilir. Kanatları yok çünkü. Lastikleri kanatmış gibi o. Ama tam değil o da tabii ki. Evet, buraya da geçtik. Buraya da geçtik. Aman aman çarpma, tamam. Evet, şu anda bence gayet rahat bir şekilde sona gidiyor. Ama arkadaşlar aracı ne derler? Bilgisayara yapıp tabletten oynayabilirsiniz. Ve şu an sondayız yani. Bu kadar basit bir şekilde sona gidebiliyoruz. Bir dakika, şimdi bir switch'te sıkıntı olmuş. Onu düzelteceğiz. Vallahi altın banyosu mis gibi. Bakınıza. Öyle bir zenginim ki altınlar var yani. Ya parayı yine harcadım ben. Normalde 1600-700'lerdeydi de neyse. Bu oyunda toplam 10.000-20.000 çok rahat harcamışımdır ben. Neyse, onları boş verelim. Hemen. Arkadaşlar bir de bu videoya like, abone olup videoya kanala abone olup videoya atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Fakat bu yine servolara bağlanmış. Bundan dolayı tek bir sıkıntı yaşadık. Tamam, şimdi tekrardan sevdirmem lazım. Sekeletol servo torkiye, tamam. Şimdi sekeletol ankoru şey yapıyoruz. Bunu istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Bakın sakın pilot koltuğu ya bu. İleri geri yapmaya böyle çalışmayın. Lastiği şu switch'te çalıştırın. Sonra sağ sol yapınca araç otomatik sağ sola dönecektir böyle. Bu switch'i kapattığımızda şuna basın. Şuna basınca niye basılmadı? Ha, bastık. Sonra F'ye, tablette ise ateş etme tuşuna bastığımızda araç havalanıyor. Mükemmel değil mi ya? Bu aracı çok gerçekçi bir araçla yapabilirsiniz. Fakat mekanizmasını yanlışlıkla kapatırsanız olmaz. Tamam. Ve böyle lastikler böyleyken lastiği çalıştırırsanız araç gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle gidebiliyor. Lastiği kapattığımızda duruyor ve bu yine troll pilosa dönüyor bence. Gel buraya. Ay. Bir de lastiği kapatma anını göstereyim. Kendi elime gideyim bir. Bu ne? Grafikleri kapatıyorum ben bir dolayı bilerek. Burası bizim yer değil mi? Aynen, yeşil bizim. Ah,
Havaya böyle kalkalım, ağaçlara takılmak istemiyorum. Tamam, evet. Şöyle bir arkadaşlar. Şimdi size lastiklerin kapatıyor yani. Bakın şöyle yapınca geri arabaya dönüyor. Bir daha basınca uçma moduna geçiyor. F'ye bastığınız zaman uçar zaten. Kapatalım. F'ye basacak basacak yaparsanız araç yine gidiyor. Uçmaz ama. Evet arkadaşlar, o zaman bu videonun da sonuna gelelim. Aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bu bir uçan araba yapımı videosuydu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.